Yayınımızı başlattık. Evet. Arkadaşlar da geliyor şu an. Hayırlı olsun diyelim. Şimdiden başlayalım. Aynen. Kısadan başlayalım o zaman. Başlayalım. Fark etmez bana. Tabii. Buyurun Sizin üstad. için çok güzel Tabii sorular tabii üstad. hazırlandı üstad. Tabii üstad. Bildiğiniz üzere salgın sürecindeyiz. Pandemide eve hapsolduk. Evet. Sizin karantina süreciniz nasıl geçiyor? Karantina süreci negatif olarak geçirdim ben. Ama çok şükür Allah'a şükür atlattım. Şubat ayında geçirdim ben. Şubat ayında geçirdim. Atlattım çok şükür. Negatif olarak olmuştu. Çok şükür şimdi iyiyim yani normalde. İşte sağ bronşumda biraz şey vardı, anormallik vardı. O yüzden şimdi onun tedavisini de görüyorum. Atlatacağım inşallah. Yani pozitif oldunuz mu? Yakalandınız o zaman. Yok pozitif değil, negatif çıktı bende. Evet. Meğerse bronş bana bir şeyler yapmış. Sağ bronşum Anladım. beni etkilemiş. O yüzden. Anladım. Anladım. Ama Sizin çok şükür için atlattım ya. iyi, çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yani peki Evet. evde süreciniz nasıl geçiyor? Neler yapıyorsunuz? Şimdi bu pandemi sürecinden dolayı tiyatro ve sinemalar yeni yeni başlamak üzere ve başladı sanıyorum ki de ama tiyatro başlamadı hala. Sinema, diziler filan onlar Sağlık Bakanlığı'ndan izin alarak başladılar. Lakin şöyle bir şey söyleyeyim. Bu süreçte şu anda tiyatro olmadığı için evde geçiriyorum. Evde de boş geçirmiyorum günümü. Araştırmalar yapıyorum. Sanat okuyorum. Sanat dalında her şeyi okuyorum. Ondan sonra sinemasal kısa film projelerine bakıyorum. Ondan sonra araştırmalar yaparken de ekstrasında da kendi kendime skeçler yapıyorum. Bazı arkadaşlarım, tiyatro arkadaşlarım benden skeç oyunları istiyor. Onlara elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle. Yani bu süreci de pozitif olarak kullanmaya çalışıyorsunuz. Evet, çünkü Al Pacino'nun söylediği gibi oyunculuğu çok seviyorum. Oyunculuk bir insanı dinamik yapan bir şey ya. Çok Aynen. enerji veren bir şey diyeyim sana. Öyle bir şey. Aynen. Daha önce de tiyatrocu arkadaşlarla yayın yaptık, sohbet ettik. Aynı şeyi onlar da söylediler. Ya tiyatro bir başka bir şey. Yani sinemaya, diziye hiç benzemiyor. Sinema benim bir sözüm var. Tiyatro oyunculuğu zordur. Sinema ve dizi oyunculuğu yorucudur. Ya bir yönetmen set arkasındayken yapamadın tekrar yap. Yapamadın tekrar yap. 3-4 saatini alır. O yoruculuktur işte. Ama sahneye çıkarken artık bitmiştir her şey. Her şey izleyici seni izliyor. Olan o sahnede olur. Biter. Önceki provalarda ne yaptın, ne ettin ona bakmazlar. Aynen. Sahnedeyken ne yapabiliyorsan ona göre şey yaparlar. İzlenim alırlar. Gelirler seni kötü oyuncu, iyi oyuncu olduğunu söylerler. Öyle. Aynen. Yani cidden film ve dizi oyunculuklarına göre zor. Hatta bununla ilgili bir soru da var. İlerleyen zamanda soracağım birazdan. Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tiyatro çok anlamlı bir şey. Ben mesela ekstrasında belki ileriki gelecek sorulardan bir tanesi yine bu. Organizasyon işi yaptığım için buraya gelen yaşı çok büyük ünlülerle tanıştım. Onlarla konuştum. Onları izledim. Sahne arkasında izledim. Hani böyle bir köstebek kafasını çıkartır izler ya. Aynı Evet. onun gibi izledim. Hareketleri nasıl yapılıyor? Nasıl yapması gerekiyor? Nerelerde püf nokta var? Nerelerde şey yapıyor? Konuşma ne zaman ağzına çıkıyor? Ne zaman susuyor? Ne zaman şeyler yapıyor? Onları hepsini izledim. Onları izleye izleye onları izlemekten dolayı
ilerleme kaydettim diyebilirim ben. Mesela Aynen. örnek vereyim Metin Serezli. Çok büyük bir usta. Bir ses var, bir ses var rahmetli ve rahmetli oldu Nur için yazsın. Ben böyle bir tiyatro oyuncusu görmedim. Şaheser bir tiyatro oyuncusu. Bak şey de var, örnek vermem gerekirse Cüneyt Gökçer. Kral Lear oynuyor. Yetişemedim ben ona. YouTube'da izledim. İzlememe rağmen çok felsefeli bir adam. Çok gül. Bir de performans çok önemli biliyor musun? Performans çok Aynen. önemli. Ben bunu Hatay'da, Antakya'da bir kişi de gördüm. 2,5 saat ayakta kalabilecek kişi vardı. O da Ali Sezgin hocam. Buradan dinliyorsa bizi sevgiler saygılar söylüyorum ona. Ali Gezgin. Özür dilerim. Ali Gezgin. Ali Gezgin hocam. Evet. Onun tiyatrosu olduğu zaman mahsus giderdim ben. Mahsus. Ya, bazen bir iki saat önce giderdim. Eğer kendisinin bir isteği varsa bir şeyler lazımsa onu yapmak için. Ekstrasında mahsus onu can kulağıyla dinlerdim. Yani çok çok profesyonel bir oyuncu. Antakyalı olmasına rağmen Hatay Antakyalı olmasına rağmen çok profesyonel oyuncu. Onu izleyerek de geliştim ben. Ve ekstrasında benim sahne adabına yetiştiren sahnede nasıl duracağımı gösteren sahnede hareketi mesela karşı diyalogları nasıl yapılacağını söyleyen Mesut Kurt hocama da buradan sonsuz sevgiler saygılar söylüyorum. Antakyalı Mesut komedyanın bir numaralı oyuncularından bir tanesi. Hatay, Antakya'da ve Türkiye'de. Türkiye'de diyorum çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ona Kemal Sunal 2 diye yakıştırıyorum ben ona. Yüz mimiklerinden dolayı. Yüz face to face yani yüz yüze olduğun için Ortaç, Mehmet Ortaç diye bir hocam vardı. Onun ikisi beni çok iyi yetiştirdiler. Hatta Mehmet Ortaç hocam şu anda İstanbul'da kendisi. O çok kültürlü bir insan. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Tiyatro gençler ben eğer şahsen şu anda ben yaşımı da söylemek istemedim ama 42 yaşındayım. Gençlerin yerinde olsam eğer tiyatrodan da eğitim alacak olsam sinemadan da eğitim alacak olsam dizi çalışmaları çok farklı bir şey o ayrı bir şey. Kültürlü bakın tekrar söylüyorum kültürlü birisinden ders almak isterim. Ve bana nasip oldu Hatta Allah nasip etti bana onu. Sayın Mehmet Ortaç hocamla çok kültürü aldım yani kültür paylaşımı aldım ondan. yani size soracağım sorulardan biri de oydu. Çoğunu Evet. cevapladınız aslında anlatırken. Yeni nesil tiyatroyla uğraşan arkadaşlara, tiyatrocu genç arkadaşlara ne önerirsiniz? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Üstad. Yeni yetişen, yani şu anda 17-18 yaşlarındaki bir genç kız veya erkek olsun. O yaşta biz de heveslendik. Biz de çok heveslendik. Ama hevesimizi söndürdüler. Şimdi şu anda o hevesi söndürecek kişi de yok. 17-18 yaşlarındaki genç hemen yükselmeyi istiyor. Hemen Aynen. yükselemesin. Merdivenler var. Şimdi bir Kemal Sunal, bir Necdet Uygur, bir Münir Özkul, bir Adile Naşit, bir Nevren Serezli. Bunlar basamak basamak basamak. Metin Akpınar bunlar basamak basamak çıkmış insanlar. Sen Aynen. 17-18 yaşında genç misin? Genç birisisin. Hemen yükselmeyi deneme. Ben şurada oynamak istiyorum. Ben şöyle olmak istiyorum. Yönetmenin yanında olmak istiyorum. Ben şöyle yapmak istiyorum. Yapma. Git. İnanır mısın? Ben 28 yaşında başladım. 28 yaşında başladım. Mesut Kurt hocam ne derse yaptım. Mesela biz tiyatromuzu hem kurardık
seyirciyle karşılaşır, oynardık. Oynadıktan sonra tekrar dekoru, aksesuarları toplar, tekrar götürülecek yere götürdük. Böyle bizi alıştırdılar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, ezildik. Ezilirsen oyuncu olursun, ezilmezsen oyuncu olamazsın. Bir yerde patlak verirsin. Çünkü nesneden oynamayı öğrenmen lazım. Diyalog kurman lazım, araştırman lazım, okuman lazım. Ya şimdi mesela ben şu anda benden 10 yaş küçük Müjdat Gezen, Haldun Dorman'ın yanında yetişen insanlar veya Devlet Konservatuvarı'nda yetişen insanlar benden daha kültürlüdür. Hayır, haşa. Ben onlardan kültür olamam. Çünkü neden? Çünkü onlar okuma felsefesini öğreniyorlar. Hocalardan ders alıyorlar. Şan dersi, işte ne bileyim diyalog dersi, şu bu falan bilmem ne. Aklını anlamayacağı kadar. Onlara ben üstünlükle ben usta diyorum onlara. Çünkü okumanın, eğitimin çok önemi var. Kitap okumaz. Bir tiyatroya gitmemiştir. Sinemanın arkasında setinde bulunmamıştır. Henüz daha 17-18'dir. Açar telefon. Hakkı abi ben ünlü olmayı düşünüyorum. Bana yol ver. Olmaz. Okuman lazım. Araştırman lazım. Bir de şunu söyleyeyim ben. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Okuman için, iyi bir oyuncu olabilmen için ya devlet konservatuvarlarına gideceksin ya da İstanbul'a gideceksin. Antakya'da, Hatay'da, Adana'da ufak tefek şurada oynadım, burada oynadım kelimeleriyle kesinlikle tiyatro olmaz. Şöyle söyleyeyim. Belediyede oynayan, belediye ismini vermeyeyim. Belediyede oynayan arkadaşlarımız da tabii belirli hocalardan ders alıyorlar. O da ayrı bir şey. Ama konservatuvar gibi olmaz. O da çok farklı bir şey. Aynen. Ama mesela İstanbul çok farklı. İstanbul'da mesela 20 yıldan önce, çok affedersin, pardon, 20 yıldan önce bizden. Çünkü bütün tiyatrocular, sinema sanatçısı, bütün herkes orada olduğu için, yani burada kimse eğitim veremeyeceği için İstanbul'da düşünüyorum. Yani diğer şehirlerde sınırlıyken İstanbul'da sektör çok daha gelişmiş diyorsunuz. Tabii, İmkanlar tabii, çok tabii. daha fazla diyorsunuz. Tabii. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Bu arada yorumlar geliyor. Merhabalar herkese. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ses yok diyor. Nasıl ses? Sesimiz geliyor olması gerek ya. Birisi yazmış demiş ki Kemal Sunal'ı gördünüz mü? Keşke. Keşke. Çok büyük bir Keşke. oyuncu. Ha, Kemal Sunal hakkında da bir şey söylemek istiyorum ben. Amerika'nın Benny Hill, İngiltere'nin, pardon, Amerika'nın Benny Hill, İngiltere'nin Rowan Atkinson, Fransa'nın Jean-Pierre diye bir oyuncusu var. Ondan sonra mesela şeyde yine İngiltere'nin Charlie Chaplin'i var. Aynen. Arap ülkelerinin belli başlı komedyen oyunları var. Bunların arasında felsefeli olarak jest, mimik, hareket ve konuşma dalında Kemal Sunal dünya birincisi seçiliyor. Dünyaya gelmiş Muazzam. gitmiş en büyük oyuncu. Dünyaya, bak Türkiye Aynen öyle. demiyorum. Dünyaya. Bazen yolda ben bunu söyleyince yolda diyorlar ki bana, ya diyorlar ki dünyada çok büyük komedyenler var. Bak tekrar söylüyorum. Jest, mimik, hareket ve konuşma dalında. Ya düşünsene, Türkiye'de değil, dünyada diyorum, Kemal Sunal'ın şu çene yapısını, şuralarını heykeltıraşlar yapamıyor.
Dünya çapında yapamıyorlar onu. Allah yapısı, Allah'ın vermiş olduğu bir şey bu. Kurban olduğum ama. Aynen. Ya Aynen. onun üstüne gelebilecek kimse yok diyorum, düşünüyorum ben. Tabii bizim üstadlarımız var. Mesela Levent Kırcar, Nur için yazsın. Ben onu gördüm. Mesela şimdi az önce birisi Kemal Sunal'ı gördünüz mü yazmış da. Ben Levent Kırca'ya yetiştim. Levent Kırca'yı gördüm Nihat'sın. Necat Uygur'u da göremedim. O zaman başlayayım ben hemen yine. Kaldığımız yerden Tamam, devam tamam. edelim. Zaten birbirimizi tanıyoruz. O yüzden Evet tanışma evet. fırsatını önceden yakaladık. O yüzden dedim. Geçen hafta da yaptık bir başlangıç. Evet. Türkiye'de tiyatroya olan ilgi yeterli mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de tiyatro ilgisi çok az. Değil mi? Çünkü 19. yüzyılda 19. gerçi 18. yüzyılda başladı. Amerika'da sinema sektörü, televizyon sektörü, dizi sektörü. Ondan sonra tabii ki tiyatrocular bırakmadılar. Tiyatrocular anlamlı bir şekilde devam ettiler. Ama sinema sektörüne döndükleri için sinema çok ayrı bir şey. Tabii tiyatro da çok ayrı bir şey. Ben mesela Amerika'ya bu yönden çok gidiyorum. Takdir ediyorum. Geçen sene bir çok güzel, hoşuma gitti benim. Brad Pitt kendisinin kazandığı parayla 16 trilyon dolar ile kendisiyle beraber gelen tiyatro sanatçılarına bağış yapıyor. Şöyle bağış yapıyor. Kendileri oyun şartıyla yapıyor. Evet, Muazzam bir şey bu. çok güzel. Çok güzel. Takdire şayan, takdire şayan. Ama bizim Türkiye'de maalesef bunlar yok. Ve bir de şunu soracağım size. İnsanlara tiyatroyu Evet. Türkiye'de nasıl sevdirebiliriz? Tekrarlar mısın? Çok özür dilerim. İnsanlara Türkiye'de yani ülkemizde nasıl sevdirebiliriz tiyatroyu? Tiyatroyu sevdirebilmek için şu şart, yani gerekli. İnsanları çocuk yaşta eğitmek gerekir. Bir de tiyatroya aşık olmaları gerek yani. Severek, heves yapması gerekir. Yani heves yapmazsa zaten tiyatro aşkı içinde yoksa o kişi ne tiyatro yapabilir ne de tiyatroya gidip de seyredebilir. Bu çok önemli. Anladım. Çünkü sevmek başka bir şey. Sıkılırsın. Mesela ben İngilizceye aşinayım. İngilizce öğrendikten sonra diğer dilleri de öğrendim. Neden? Heves ve zamanlama çok önemli bu konularda. Ekstrasında şöyle bir şey söyleyeyim. Yani küçükken eğitim alırsan Adile Naşit gibi, Münir Özkul gibi, Kemal Sunal gibi, Haluk Akçatepe gibi, bu gibi ustalar gibi küçükken anneyle babayla beraber tiyatroya gidip de tozunu yutarsan hevesi yani çok severek yaparsın bu işi. Ama mesela şu da bir gerçek ki ben çok gördüm bunu. Birkaç kere tiyatroya gidip de kendini ünlü zanneden var ya yani. Yani ve bu derecede kapasitesiz diyeyim ya. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ya mesela 40 yıllık duayen bir hocam ile karşılıklı oynadığım için bunu her zaman övüyorum, sayıyorum. Söylüyorum hep kendisine. Seninle oynadığım için, seni gibi bir üstadla oynadığım için çok şanslıyım falan diye. Ama mesela ben 12-15 yılımı vermeme rağmen birisi geliyor benden daha iyi oyuncunu kabul ettiriyor yani. Öyle bir şeyler söyleyeyim sana. Sesim geliyor değil Evet mi? evet net bir şekilde duyuyoruz şu an. Yani tabii ben onu mütevazi şekilde gösteriyorum. Mütevazi bir şekilde sen daha ustasın diyorum kendisine. Çünkü hem hevesi kırılmasın hem de kalbi kırılmasın diye. Çünkü biz mütevaziliği ustalardan öğrendik.
Ben mesela 15 yılda organizatör asistanlığı yaptığım için, ustaları burada karşıladığımız için kuliste veya sahne arkasında çok takdire şayan insanlar gördüm Evet, yani. ben de onu Tiyatro soracaktım size. Yani birçok ünlüyle tanıştınız. A Onlarla bir anınız oldu mu? Bir tuhaf, garip. Mesela benim meclisi çalışan bir arkadaşım var idi. Kendisi Haldun Dormen'i arkada gözü kapalı dua ederken çekmiş. Muhteşem bir şey ya. 96 yaşındaki adam dua ederken ben ağladım ya. Yemin ediyorum ağladım ya. 96 yaşında dua ediyor arkada. Artık içinde ne dua ediyorsa. Adam 96 yaşında, basamakları bile yani arka taraf biraz karanlıktı. İnerken bile yemin ediyorum düşecekti adam ya. Adam sahnede zaten düşüyor, düşüyor kalkıyor, düşüyor kalkıyor. Adam şu gerçek ki Gence Erkal'la Haldun Dormen her zaman söylemiştir, sahnede ölmek istemiştir. Sahnede ölmek onlar için bir ibadet gibi bir şey. Mesela Necdet Uygur da bunu istedi. Münir Özkul da bunu istedi. Aynen. Ama nasip olmadı. Zaten iki kişiye nasip oldu. Bu dünya çapında. Edmund Munch. Edmund Kean, pardon özür dilerim. Edmund Kean, William Shakespeare'in zamanında sahnede tam öldü o adam. Tiyatro sahnesinde öldü adam. Edmund Kean. William Shakespeare zamanında. İkincisi de Fransız yazar Moller. Ya ben Moller İngilizceden söylüyorum ama Molière diyorlar falan yani. O adam 2 saat hatta sahnedeyken kan kustu. Kan kustuktan sonra zaten veremdi. 2 saat sonra şeye gittiler. Eve götürdüler, evde öldü. Yani sahnede öldü diye hitap edilir o. İki kişi öyle sahnede öldü. Sahnede ölmek çok ibadettir ha. Bu da bir gerçek yani. Sizin peki böyle bir hayaliniz var mı? Var tabii, var tabii. Ben mesela derim ki ya bir gün şeye baktım, sahneye baktım. Dedim ki ya dedim benim şu tabutumu aşağı gömseler ne güzel olur. Mesela kültür merkezinin altına. Beni gömseler ne güzel olur. Bir gün biz tiyatroda uyumaya çalıştık. Benim hocam Mehmet Ortaç hocam uyumuş. Fare geziyormuş ya. Fare gezdiği için yardım. Onun için şey yapamamışlar. Ama ben uyumayı çok istedim. Sahnede bir gece. Saat 2-3'e kadar zaten durmuştuk bir defasında. Nasıl sana söyleyeyim? Dekor çalışması olmuştu. Ertesi günü uykusuz saat 7 gibi 8 gibi sahneye çıktım. Uykusuz Nescafe içe 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 bir hal oldu biliyor musun? Olur ya, öyle şeyler olur. Mesela bir anım daha söyleyeyim sana. Rahmetli Ayşen Guru da yukarı çıktım bir şey içer misin dedim. Yavrucum işte bir çay rica edebilir miyim falan dedi. Tam kapıdan çıkacağım dedi ki bana dedi ya yavrucum senin ismin ne dedi. Yaşça büyük olduğu için tabii yavrum diyecek. Dedim efendim benim adım Hakkı. Ustaların ustası diye hitap ettim kendisine. Dedi ki peki dedi Hakkıcığım çay rica edeyim. Tabii dedim hemen dedim çarptım. Neyse sahne bitti işte şey yaptılar. Stand-up gibi bir şey yaptılar. Yaşından dolayı ayağa kalkamıyordu o zaman. Nur için yatsın, mekan cennet olsun. Zaten 2 sene sonra İstanbul'da vefat etti. Ondan sonra ben elime bir tane broşür aldım. İmza attıracaktım. Dedim Hakkı dedi 2 saat geçmiş aradan adımı unutmamış. Çok hoşuma gitti. Efendim hocaların hocası dedim. Ya ne koştum hemen. Dedi elindeki tesbih mi? Dedim hocam hayır. Dedi tesbih herhalde sevmiyor. Yani bilmiyorum artık o kendi görüşü. Saygı duyuyorum tabii. Herkesin bir görüşü vardır. Dedim hocam sizi imzalatmak için dedim ben kalem ispirtörü kalem getirmiştim. Aa dedi gel bakalım dedi imzaladım falan. Dışarı kadar uğurladım. Muhteşem bir şeydi ya anılarımdan bir tanesi yani. Mesela Şakir hocam da var 40 yıllık duayen. Mesela bu arada ben bir şeyi unutmak istemiyorum. Sana ben onu söyleyeyim Tabii ki. Alperen Bey. 70'lerde, 80'lerde
Zeki Alasya Metin filmlerinde de görmüşsünüzdür. Kemal Sunal filmlerinde de görmüşsünüzdür. Ara ara rol almıştır kendisi. Antakya'da ilk tiyatroyu kuran Hüseyin Kaşif hocam. İnşallah onun da mezarını ziyaret edeceğiz. Duvarlar okuyacağız. Tiyatroyu ilk kuran adamın, yani çok üzülüyorum ben. Yanlış anlaşılmasın. Çok üzülüyorum ben. Burada bir tiyatro salonu açılmasını isterdim onun. Vallahi güzel olur yani. Çünkü mesela Malatya'da Kemal Sunal Malatyalı olduğu için Kemal Sunal sahnesi var. Evet. Burada da bir Hüseyin Kaşif salonu diye açılmasını isterdim. Böyle. Aslında Yine Türkiye'nin dört bir anılarım yanına geldikçe size açılmalı. anlatacağım. Efendim? Türkiye'nin dört bir yanına her iline açılması gerek aslında bir tiyatro merkezi. Aynen. Almanya'da her köyde var diye duymuştum bir ara. Çok hoşuma gitti. Mesela burada da her bir köyde olsa ne güzel olur yani. Aynen öyle. Yani ufak da olsa bir köyde olsa ne güzel olur yani. 100 kişilik, 125 kişilik, 200 kişilik. Yani bak, az önce sen söyledin ya bana, insanların sevebilmesi için ne yapmamız lazım? Evet. İşte böyle. Evet. Endüstri diyorlar buna. Buna endüstri diyorlar. Şimdi şehirde yani sana inanır mısın? Kültür merkezinin yolunu bilmeyen var daha. Evet, maalesef. Çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Çok. Çok acı bir şey. Ben çok üzüldüm. Ben ilk başta gülmedim de sırıttım hafif. Çok özür diledik tabii. Ama sonradan pişman oldum tabii sırıttıma. Ama bir de şey söyledim. Kendi kendime şunu söyledim. Hakikaten de insanları götürmüyoruz ya. Mesela ben Şakir Hocam mesela köy tiyatrolarına götürmüştür. Çok takdire şayan bir şey mesela bu. Mesela bu arada ben Mesut Hocamı da buradan sevgiyle saygıyla anıyorum. Mesut Hocam da çok kapasiteli bir oyuncu. Kemal Sunal 2 diyorum kendisine. He, geçen de anlattığım bir şey vardı. Ali Gezgin Hocam. O da çok iyi kapasiteli bir oyuncu abimiz. Şimdi ben genellikle profesyonelleri arka planda izlediğim için burada pek profesyonel oyuncu birkaç tane bulabiliyorum. Çoğu bulamıyorum. Çünkü mesela bayan oyuncu hiç beğenmiyorum. Burada yok. Akdeniz'de yok. Türkiye'de bir kişi, iki kişi var. Benim kapasiteli oyuncu bilebildiğim iki kişi var. İkisine de Allah uzun ömür versin. Birisi Nevran Serezli. Çok büyük bir usta. Nevran Serezli'nin gırtlak kapısı çok muhteşem bir şey. Bak Perihan Kutman'ı da şey yapmıyorum. Yedeğe almıyorum tabii de o da çok büyük usta. Ama Nevran Serezli'nin gırtlağı çok önemli. Kocasını görme şansım oldu Metin Serezli. O da çok acayip konuşur. Çok güzel konuşması var onda rahmetinin. Hatta ben Metin Serezli'nin bir tane sahnede şeyini yakalamıştım. Olayını yakaladım. İzlerken. Tabii bir usta diye yanına gidip de söyleyemedim. Hocam sizin bir faulünüzü yakaladım diyemedim adama. Çekindim biraz da. O zamanlar daha toydum. O yüzden şey yapamadım. Ekstrasında şey, ikincisi de Nurgül Allah'ım Allah'ım o roller ne ya? Ya ben bir bayana tuvalet sahnesini versem yapamaz. Bir tuvalet sahnesini yapabilmek için çok kapasite gerekir biliyor musun? Yani tuvaleti temizleme sahnesini diyorum mesela. İlyas Salman'da gördüm mesela ben bunu. Bak İlyas Salman çok kapasiteli bir oyuncu. Mesela ama şu da bir gerçek yani sinemada ve tiyatroda fakirliği görmen lazım. Tabii ki. Birden Yaşamadan bire zengin oynayamazsın diye çocukların alıp düşünüyorum. da asıl Yaşamadan oynayabilir misiniz o rolü mesela? Zordur yani. ha şimdi şeyi söyleyeyim sana. Al Pacino'ya söylüyor, spiker diyor ki Al Pacino nasıl bir oyuncu? Al Pacino da diyor ki sizinle konuşurken hala oynuyorum. O geldi aklıma. Al Pacino çok usta bir oyuncu. Al Pacino gibi dünyada yetişen. Hatta bak bir şey söyleyeyim sana. Al Pacino Marlon Brando Baba 2 Godfather 2 filminde Marlon Brando Al Pacino yönetmenle sinirleniyor. Bir şeyler geçiyor aralarında. Diyor ki Marlon Brando geliyor diyor ki Al Pacino çok sıkıntılısın, çok streslisin. Al Pacino diyor ki ben bırakmayı düşünüyorum diyor. Hakikaten de o zaman bırakmayı düşünüyor. Yönetmenine çok atışıyor. Gencecik omuzunu sıkıyor diyor ki Al Pacino'ya
Bence bırakmamalısın. Neden diyor Al Pacino? Sen ileride çok büyük bir oyuncu olacaksın diyor. Ben bunun içime doğuyor yani diyor. Onu söyleyince Al Pacino hala der ki ben eğer bir Al Pacino'ysam dünya çapında ünüm varsa Marlon Brando'nun sayesinde diyor. Ya ustalık mütevazilik ister. Buradan da Enes yardımcı üstadıma selamlar söylüyorum buradan. Aklıma geldi. Çok sever sayarım onu kendisini. Tabii iyi yönetmenlerden bir tanesi. Tabii ki. Okumak çok önemli. Yani Konya Selçuk Üniversitesi'ni radyo, televizyon falan okumak çok önemli. Kolay bir şey değil. Mesela Berkan Aktepe diye bir üstadım var yine. Çok iyi yönetmenlerden bir tanesi. Aynen. Ben onunla Yılmaz Güney Tuncay Kurtiz gibi adamım ben. Öyle dedim. Fikret Yezici diye bir arkadaşım var. Mesela yine Palmiye Ajans'ta ajans ismi vermiyorum. Özür dilerim. Pardon. Yani verdik artı da. Herkes Hakkı Müren yazıyor biliyor musun? Hakkı Baba yazıyorlar. Dertli gönüller. Hakkı Baba, Hakkı Müren. Bir tanesi kardeşim benim. Selam. Bir tanesi de Sinan abim. Canım abim o benim. Ve Fatih Birgin. Merhabalar Fatih dostum. O benim İskenderun'da çalışan bir arkadaşım yine. Bunlar hepsi sanat sever insanlar. Tabii Beni de ki. severler, Fark ettim sayarlar. onu Ya fark sanat ettim. sevmek de çok önemli. Sanat sevmek de çok önemli. Zaten az önce söylediniz ya. Fazla konuştum herhalde. Sordum size Efendim? sanatı nasıl sevdirebiliriz tiyatroyu. Küçük yaş örneğini verdiniz. Gerçekten de önemli yani küçük yaşta çocuklarımızı, kardeşlerimizi götürmek, onlara tiyatroyu göstermek, öğretmek. Tabii, çok önemli. Bak bir şey söyleyeyim sana. Ben tiyatro sahnesinde iki defa, üç defaya yakın 7-8 yaşlarındaki çocuklardan bir şeyler öğrendim. Bu da çok önemli. Yani sen gelmişsin 30-38 yaşlarına gelmişsin ama küçük bir çocuk gelir söyler sana der ki abi şu olması gerekirdi. Şu olması neden yapmadın abi? Ben eve gelirim düşünürüm Allah'ım derim bu çocuk bana bir ders verdi ya. Ya bak övünmem ha ego yoktur bende. Ego yoktur bende. Mesela demem ya işte ya bu çocuk bana ders ver. Ya baş versene ya 10 yaşındaki çocuktan ne öğrenecek? Ama yok. Öyle bir şey yok. Kasteyin yok. Ya dedim ki bu çocuk bana bir şey söyledi. Demek ki o şöyle olacak, şu şöyle olacak diye kendi kendime şey yaparım. Ya ben şunu söylerim her zaman. Tiyatrocularda iki beyin vardır. Birisi normal beyin, birisi tiyatro beyni. Birisi normal beyin, bir tiyatro beyni diye. İkinci beyin yani mütevazi beyni. Evet. Hoşgörü beyni. Mesela ben o kadar mesela ben bir anımı daha anlatayım ben size. Şakir hocam bak bu da çok önemli. Bir gün Tuncay Kurtus ile beraber şey yapıyorlar. Kendisi işte sete çağrılıyor. Şakir hocam 40 yıllık. Orada kimse tanımıyor bunu. Tuncay Kurtus diyor ki Şakir hocam diyor ki Tuncay abi nasılsın diyor. Oo Şakircim yani 40 yıllık duayen tiyatro. Bilmez mi bilir adam. Pardon. Diyor nasılsın iyi misin sağ ol filan bilmem ne. Orada Şakir hocama ufak bir rol veriyorlar. Hemen Tuncay Kurtus bağırıyor o gür sesiyle. Yönetmen! Koşuyor hemen yönetmen geliyor. Bana bak diyor. Bu arkadaş oradan buradan sağdan soldan geçen arkadaş değil. 40 yıldır tiyatrocu. Bu arkadaşa güzel bir rol vereceksin. Hemen gözümün önünde. Tamam abi diyorlar filan bilmem ne. Ya bu gerekmez de. Bu gerekmez de. Ya şu bir gerçek ki sevip saymalısın. Sen ustadı sever sayarsan gelecek arkandaki nesiller de seni sevse ve onlar böyle gider. Anlatmak istediğim bu. O yüzden az önce de senin söylediğin gibi küçüklükten başlamalı. Aynen. Bir de bir şey daha var. Çok önemli bu. Egon olmayacak.
Çok mütevazı olacaksın oyunculukta. Aynen öyle. Bak ben sana bir anımı anlatayım. Tabii Yine buyurun. Asya dizisine gittik. Bir abimi çağırdı. İki tane garson. İki garsonuz. Dedi ki bana dedi bir, küçük, şey bizi çağıran adam dedi ki ya dedi ikiniz garson rol oynayacaksınız ama biriniz çok görüneceksiniz, biriniz az görüneceksiniz. Yanındaki arkadaşım Ego yaptı. Dedi ki ben dedi çok görmek istiyorum dedi. Niye dedi ben boş boşuna geldim filan fistan derken ben dedim ki eyvallah dedim. Ben az gözükmek istiyorum. Arkadaşı dedim çok gözükmesini şey yaparsın dedi. Tamam dedi. Çekimler bitti. Yayınlandı. Abi adam görünmedi bile. Ben çok daha çok göründüm. Yani burada anlatmak istediğim şu. Ego yapmayacaksın abi. Ego yaptın mı bitersin. Aynen öyle. Mesela buradan mavi buradan bir o efsane Sabo gelmiş. Sabahattin abi dostum benim. Çok çok teşekkür ederim. Bazen ufak bir okuyabiliriz değil mi Tabii tabii bazen yazılanları? ufak bir gülümseme, bazen samimi bir konuşma, bazen de derin bir sessizlik var ama sadece huzur yazmış. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu Sabahattin arkadaşım usta bir şairdir. Usta bir şairdir. Muhteşem. Bazen canlı yanlarını geceleyin dinlerim. Ya beni kırma çok sağ olsun. Hemen bir şiir okur musun? Rica etsem senden derim hemen okur. Çok güzel bir şairdir. Aklına gelebilecek her şeyi şey yapar. Çok güzel. Ya bu arada ben şey yapayım. Birkaç not aldım. Şeyleri sunmak için. Şimdi dünya çapında ilk Aa bak Palmi Ajans'a geldi. Çok önemli birisi Volkan abi. Volkan Üstad. Şu anda kısa film projeleri yapıyor. Aynı Enes gibi. Aynı Enes gibi. Enes'i de çok seviyorum. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben geçen ağladım. Yemin ediyorum ağladım. Ne? Şöyle ağladım. Enes olsun. Bu Palmiye Ajansı sahibi Volkan abi olsun. Barış Bağır diye hocam var. O olsun. İsmail Hakkı diye bir abimiz var. O olsun. Mehmet Kılıç diye bir abimiz var. O olsun. Hep bunların ajansı, programları var. Abi Antakyalı yaptın. Antakyalı yaptığı sürece ben hep arkalarındayım. Hala duygulanırım ben ya. Çünkü benim memleketin çocuğu yapsın. Benim memleketin çocuğu rap yapıyor. Rap'in arkasındayım. Mehmet Karaçaylı'nın, Mimik'in, Taladro'nun, K.O. diye bir arkadaşım var. Orhan Teyze. Hep arkasındayım. Ya şimdi İzmir'in çocuğu yapıyor. Çok özür dilerim. Ben ayrım yapmak istemedim bu konuda. Yanlış anlaşılmasın. İzmir'in çocuğu yaptığı zaman yapılıyor diyor. Aydın'ın çocuğu yapıyor. Aydın'daki vatandaşın bir tanesi yaptığı zaman yapılıyor diyor. Manisa'nın çocuğu yaptı ya. Antakya'nın çocuğu yaptı. Niye yapmasın abi? Antakya'nın çocuğu yapsın. Yapar tabii. Ne farkı Bayılıyorum var? ona. Tabii ki. Yani ne Çok daha farkı var? Çok kalitelisini yapar. seviniyorum. Hep bunların arkasındayım. Aynen öyle. Ha Barış Bağır da hocam da geldi. Ya bunlar kısa film projeleri yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Hep yayınlıyorum. Etiketleniyorum. Etiketlesinler. Her zaman da söylüyorum bunları. Yani mesela ajanslarımız var. Onlar film getirtiyor buraya. Film getirmeleri çok önemli. Yani ne olursa olsun ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyden kaybediyoruz. Ben bu rapçi arkadaşlara da söylüyorum bunu. Antakya'da kimse birbirini tutmuyor. Benim gibi birkaç kişi tutarsa böyle yani mesela şöyle bir şey örnek vereyim sana. Mesela Alper'in özür dilerim. Senin ismini örnek vererek yaptım ya çok özür Sıkıntı yok dilerim. yok verelim. Alperen diyor kısa film yapmış diyor. Alperen yapamaz ki. Alperen kim ki? Ya böyle deme işte. Alperen yapmış. Yapabildiysen yaptın. Zaten Kemal Sunal'ın bir sözü var. Kemal Sunal diyor ki 70'lerde 80'lerde ben film yapmasaydım Kemal Sunal yoktu şu an. Doğru. Aynen öyle. Yani bu söz aynen. Yani şu an mesela diyor ki 25-50 yıl diyor gülünecek bir komedi filmleri yaptım diyor. Hala da gülünüyor mesela. 100 yıl bırakın Adam 1000 yıl kendini yine biliyor. gülünür ya. Aynen. Ya sanatın mesela az önce sanatın dallarında tek tiyatro değil.
Vizyon yok hakkı diyor. Ondan iletemiyoruz. İlerleyemiyoruz diyor. Ha, evet. Vizyon yok derken yani tek bir haritadan yetinemiyor. Haritada çok, çok güçlü bir kanal ama Türkiye Akdeniz bölgesine veriyor mu bilmiyorum. O artık onları şey yapamıyorum da. Vizyon yok olduğu için diyor. Doğru söylüyor Barış Hocam. Bir de şey Alperen Bey. Şöyle bir konu var. Şöyle bir şey var. Süremizin de sonuna Ben geliyoruz. efendim Yavaş yavaş. süremizin sonuna Evet, geliyoruz. bitirelim biraz. Ya bunu Enes söyledi değil mi? Enes söyledi değil mi? Enes dedi değil mi bunu? Tamam okey. Bir başka zaman bir şey. Ya Zaten ben bizim artık paso yayın yapacağız. ya yaparız şeref verirsiniz her zaman. Dünya tiyatrosunu, dünya sinemasını anlatacaktım daha size ben Daha ya. onun da diğer seansta anlatalım. Çünkü benim de daha sorularım var. Var mı? Özür dilerim. Yok yok Sorulara devam ediyor yok, musunuz mu? sizi dinliyorum şu an. He, okey. Sorulara daha sonra Tabii ki, söyleyeceksiniz. aynen. He, süremiz var yani. Ya, süremiz yok da diğer bir seansta sorabilirim, sıkıntı yok. Tamam, önemli değil lütfen. Ya siz sıkıntıya sokmayalım da bu var ya Enes var ya Enes. Enes seviyorum bu çocuğu. Seviyorum bu adamı ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya Tiyatrosu'nda Ruslar çok önde. Dünya sinemasında Amerikalılar önde. Dünya tiyatrosunda Ruslar önde. Dünya sinemasında zaten Amerikalılar bizden 100 yıl önce. Tabii canım. Çünkü televizyonun gelmesiyle, oyuncuların yetişmesiyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok mühim bir şey bu. Çok mühim bir şey bu. Mesela bizim Türk oyuncuların yetişmemesinin sebebi kültür. İkincisi ya düşünsene ya Türkiye'de bir oyuncu diyeceksin ki sen köpek rolü oynayacaksın diyeceksin o itiraz eder. Aynen. Ama Amerika'da o oyunu oynamak için birbirinden yarışıyorlar. Aynen öyle. Diyor ki ben oynayacağım diyor ama yönetmen seçiyor, yapımcı film her neyse kim seçiyorsa, görüntü yönetmeni falan onları seçiyorsa o seçiyor. Düşünsene adam oynamak için can atıyor bizimkilerde bir köpek rolünü oynamak için. Ya diyor ben niye köpek rolü oynuyorum diye millete güldüreceğim kendi. Ya bu işte deme bunu. Yapma bunu. Yap oyna. Seni bilsinler insanlar. Aynen. Değil mi yani? Öyle. Evet sorunuz varsa fazla konuştum biraz ama. Yani en son şöyle bir soru sorayım size. Yeni nesil gençlere, arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Ya yeni nesil arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Oyuncu olabilecek kapasiteleri varsa 2-3 neden söyleyeyim. Eğer kendilerini yetiştirmek istiyorlarsa. Evde hep pratik yapsınlar. Aynanın karşısında oynasınlar. 2 nesneyle bir elmayla bir şişeyle. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela nasıl sana diyeyim? Örnek göstereyim. Mesela ben battaniyeyi sararken hem konuşuyorum hem oynuyorum. Yani battaniyeyi sardığım anda onu konuşma kapasitemi de geliştiriyorum. Ama yalnızca konuşurken battaniyeyi ellersem çok afet kaçar. Seyirci de bunu yutmaz. Tabii ki. O yüzden bu şeyi mesela battaniyeyi sararken kapasiteli konuştuğun zaman hem oyunculuğunu veriyorsun orada kendinden hem de yapmış oluyorsun diyeyim sana. Aynen. Üçüncüsü de okumak. Çok okuyacaksın abi. Çünkü İstanbul Konservatuvarı'da okuyanlar normalde mesela normal konservatuvar dışında özel okuyanlar ben onlara çok saygı duyarım. Çünkü sen alaylı oluyorsun. Çünkü sen gününü sabahın 8'inden 4'üne kadar vermiyorsun. Onların kapasiteleri çok ayrı bir şey. Mesela ben bir gün Kerem Alışık'a dedim ki Üstad dedim beni 72. koğuşta figüran oynatır mısın dedim. Bana durdu böyle baktı Kerem Alışık. Dedi, baktı. Dedi hayır dedi. Dedim usta niye dedim yanlış anlama dedim. Yani ben oynamak isterdim seninle dedim. Bir figüran da arkada dedim. Replik olmadın dedim.
72. Koğuş. Eğer dedi seni oynatırsam İstanbul'daki öğrencilerim ayıp olur dedi. Çok haklı söyledi dedim. Bu dedi aklıma kazındı o biliyor musun? Dedi eğer seni oynatırsam dedi İstanbul'daki öğrencilerim ayıp olur dedi. Hadi gördüler dedi burada senin oynadığını. Bu hocam bizi oynatmıyorsunuz da dışarıdan Antakya'dan bir çocuğu mu oynatıyorsun deseler mahcup olurum dedi. Hakikaten yani okumanın çok faydası var. Yani Aynen. öğretmen öğrencisine yol vermezse beni ne yapsın yani burada? Aynen öyle. Öyle bir kapı. Aynen. Öyle bir şey. Bu arada Nuri Elmacı katılmadı bugün. Nuri Elmacı arkadaşımız o da onunla beraber bir 15 senemiz 10 senemiz geçti hemen hemen. Konserler, tiyatrolara geldi buraya. Onlardan karşıladık falan. Evet. Evet, ben vallahi beni bırakma. Ben konuştukça konuşurum. O yüzden sorularınız Sıkıntı yok. varsa Çok çok teşekkür ederim. Enes yardımcının çok selamı var. Size de seanslarınız Enes'in devam edecek. ne? Her zaman, her zaman, her zaman. Ne demek? Her zaman. Her zaman da ben Enes Üstadım'ın ve sizin yanınızdayım Alperen Bey. Teşekkürler. Her zaman da sizinle sohbet etmekten hoşnut Çok duyuyorum. teşekkür O ayrı bir ederim şey. size. Ben anlatacak, biliyor musun? Sanatta, tiyatroda anlatacak çok şeyim var. Bir gün bana birisi dedi ki, ya dedi çok özür dilerim ama Antakya'ya sığmıyorsun sen dedi. İstanbul'a da sığmazsın dedi. Yani ben dedim ki kendisine ya abicim yani tamam çok teşekkür ederim. Nuri Elmacı yazdı. Nuri seni şey yaptım andım merak etme. Dedi ki dedim ki okumak araştırmak bunları yapamazsın öğrenemezsin bilemezsin hiçbir şeyi şey yapamazsın. Karşıdaki insana da Ali Poyrazoğlu'nun çok güzel bir sözü var. Öğrendiğin bilgiyi paylaşmıyorsan o bilgi değildir. Evet. Ali Poyrazoğlu çok üstad bir oyuncu. O da he bir de bir hat anımı daha anlatacağım size. Şimdi şey geldi Oğuzhan geldi. Levent Kırca'nın oğlu yanıma geldi. Konuşuyoruz. Levent Kırca yan tarafta duruyor. Ben tabii fotoğraf çekildim filan yanındayız filan. Oğuz abi dedim. Ya dedim bir ünlünün oğlu olmak nasıl bir duygu dedim. O da dedi ki ya dedi adınız ne dedi? Hakkı dedim. Hakkı kardeşim dedi. Ya dedi normal yani dedi. Babamı herkes tanıyor ama dedi beni kimse tanımıyor dedi. Tamam mı? Levent Kırca oradan gülmeye başladı. Dedi ki gülmeye başladı. O da bizi dinliyor. Biz konuşuyoruz o bizi dinliyor. Levent Hoca bizi dinliyor Levent Kırca. Dedi ya dedi çok ünlü babam var ama dedi ben ünlü olmadığım için dedi beni kimse tanımıyor dedi. Dedim vallahi çok şanslısın falan dedim. Evet dedi önemli değil falan dedi. Levent Kırca da orada geliyor bize. Bak dinliyor bizi. Öyle bir anım vardı. Anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ve bundan sonra ben diyeceğim ki Enes hocama, Enes üstadıma 20 dakikadan fazla versin. Çok konuşuyorum çünkü Ya yok. ben. Zaten Ya vakit süremizi 10 dakika falan bir siz bağlanamadınız internetinizden dolayı. son kez bir şey söylemek istiyorum ben. Resmen Antakya'da ben çok cana yakın olduğum için girişimci olduğum için herkes benimle alay etti. Şöyle alay etti. Mesela ben dedim ki tiyatroda A olmayacak, B olacak dedim. Gülmeye başladılar, A'yı yaptılar. A'yı yapınca baktılar ki B olacağını zannettiler. Geldiler benden özür diliyorlar. Bazı sistematik hocalar, öğretmenler veya arkadaşlar. Ben diyorum ki özür dilemeyin. Beni adam yerine gayle almıyorsunuz. Adam yerine koymak değil de gayle almıyorsunuz. Siz kendi düşüncelerinizi yaptınız, fikirlerinizi öne getirdiniz. Demek ki A'ymış, B'ymiş diyorum. Ondan sonra telefon açıyorlar ya çok pişman olduk bilmem ne şunu. Ya yok. Pişman olursanız kendinize olun zaten. Ben pişmanlığı şey yapmayın. Benden de özür dilemeyin yani. Özür dileyecek bir şey yok. Ama siz bundan sonra A'yı yapmayın, B'yi yapın. He tamam diyorlar, kapatıyorlar telefonu. Yani benim anlatmak istediğim çok anlatılacak şey var da bir de ilk başta her zaman söylediğim gibi ego sıfır olacak, Tabii ki, sıfır. tabii ki. Hiçbir zaman. Ego. Egosuz olacaksın, mütevazı olacaksın. Bu arada Erol Demiröz hocamızı kaybetmişiz. Ondan da bir anım vardır. Nur içinde yatsın. Bülent Kayabaşı Saray Caddesi'nde beraber içki masasında yakaladım. Baktım oturuyorlardı. Her taraf kapalı.
Oturuyorlar. Bir baktım orada da. O Bülent hocam falan dedim. Merhaba yavrucuğum merhaba. Onu konuşması da öyle değil rahmetli. Merhaba yavrucuğum merhaba falan. Dedim hocam nasılsınız iyi misiniz? Elini öpmeye kalktım. Dedi yok yok öptürmedi. Dedi ki karşıda bugünkü vefat eden Allah nur için yatsın Erol Demiröz Üstad vardı. Dedi ki istersen bak yavrucuğum dedi bu da ünlü dedi niye fotoğraf çekilmezsin? Tamam hocam dedi çekilir dedim. Kayboldu ama fotoğraf öyle bir anım oldu. O da gülmeye başladı Bülent Kayabaş'ın söylediğini duyunca. Böyle bir anım vardı. Anlatayım dedim. Ya şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hep anılarımı, şeylerimi anlattım da. Yunan mitolojisinde ilk tiyatro milattan önce geldiğine göre Antik Yunan'da mesela not almıştım ben bugün. Aristofanes komedyanın babası. Aristoteles dramatiğin babası. Aisikilos ise tragedyanın babası. Tabii Sofokles var, trajedinin babası. Menandros var, komedyanın babası filan. Oripidus, trajedi. Ya bunların hepsini biliyorum. Mesela tiyatrocuların çoğu şeyi bilmez herhalde. Bildiğim kadarıyla. İlk kulis, yani oyuncuların ilk kulisi 1671'de İtalyanlar tarafından keşfedildiğini daha ya ansiklopedide okursan tiyatro ansiklopedisi dünya klasik ansiklopedilerini okursan bunları öğrenebiliyorsun. Ve mesela ben Türk yazarları, Türk oyuncuların çok aşina ya, çok varmış ya. Ben de anlattım ki 3-4 kişi. Biz mesela medyatik olarak çok az kişiyi tanıyoruz. Aynen. Çok gelip geçmiş, çok gelip geçmiş ya. Ansiklopedi açtığın zaman, aa diyorsun bu kim? Okuyorsun mesela, aa diyorsun bu kim? Yani okuduğun zaman, onlara da rahmet okuyoruz tabii. Sağ kalanlara da uzun ömür veriyoruz. Uzun ömürler, sağlıklı ömürler diliyoruz tabii. Aynen. Yani hepimiz gelip geçeceğiz bu dünyada tabii de. O ayrı bir şey. Şu bir gerçek ki, oyunculuk çok farklı bir şey ya. Çok, oyunculuk mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunculuğu şöyle açıklayayım ben sana. Buradan uzaya çıkıyorsun. Ay 3 gün. Daha ileri gitmek istiyorsun. 55 milyon kilometre mi ne? Mars. Daha ileri gitmek istiyorsun. Daha ileri gitmek istiyorsun. Daha ileri gitmek istiyorsun. Ama ömrün yetmiyor ölüyorsun. Sonu gelmiyor yani. Sonu gelmiyor. Doğru Veya söylüyorsun. sonu gel. Sonu yok. Sonu yok. Sonu yok. Aynen Sonu. öyle. Aynen. Hakkı Bey çok teşekkür Aynen. ederiz. Rica Sizin ederim, rica anılarınızı ederim. daha sonra Ben yine teşekkür ederim. dinlemeyi çok isterim. Daha çok anınız var büyük ihtimalle kafanızın içinde. Evet. Bir dakika, bir dakika. Ben sana şeyi anlatayım ben size ya. Ben kapatmadan önce şeyi anlatayım size. Şimdi William Shakespeare ile Cervantes 23 Nisan 1616'da aynı günde ölüyorlar. Allah Allah. Aynı günde ölüyorlar. Cervantes öğlenleyin vefat ediyor. İspanyolların en büyük yazarlarından bir tanesi Cervantes. William Shakespeare'di. Ben Jonson arkadaşı, çok yakın arkadaşı Ben Jonson'la bir tiyatro oyununa gidiyor. Tiyatro oyunundan sonra Rochefort'tan ayrılıyorlar. Rochefort'tan ayrıldıktan sonra iki saat sonra Ben Jonson'un kapısı çalıyor. Ben Jonson diyor ki küçük bir çocuk geliyor. Diyor ki William Shakespeare vefat etti diyor. Ben Jonson nasıl bir çırpınış, nasıl bir ağlayış koşarken bile şu sözleri söylüyor. Yani onu not alıyor tabii daha sonra. Diyor ki dünyanın en büyük yazarı, en büyük oyuncusu gitti diyor. Tabii çok büyük bir törenle gömülüyor. William Shakespeare mesela geçen tuğlasını buldular. Bir tuğlasını buldular. Bir tuğlasını yani ha. Bakın bizim şimdi şurada Cüneyt Çökçeri gibi usta bir oyuncunun mezarını ziyaret etmezler. William Shakespeare'in tiyatrosunun bir tuğlası 2,5 milyon sterline satıldı. Maşallah. 2,5 milyon sterline. Şu kadar inanır mısın? Şu kadar. Şu avucun şey iki elin karşı kadar. İki düşünsene ya adamlar o kadar aşık, o kadar şey. Mesela 6 yıl sonra vefat ettikten 6 yıl sonra Moller geliyor. Fransız yazar geliyor. O da tabii sahnede ölüyor.
böyle kapasiteli insanı. Mesela İtalya'nın Carlo Goldini var. Bak bu geçenlerde şeyi izledim. Lope de Vega, İspanyolların en büyük şairleri, oyun yazarı, komedyen yazıyor ama çok şiirleri de çok aşina. Muhteşem bir şeyler ya. Hepsi tabii. Ama Türkiye'de de çok var mesela. Büyük yazarlar. Nazım Hikmet gibi. Necip Fazıl Küçükkırık gibi. Çok. Bak Rasim Sunay'dı değil mi? İkra Kitabevi'nin sahibi. Vallahi tam bilmiyorum. Enes Hoca. İkra Kitabevi'nin sahibi Rasim Tuna'ydı. Tuna mı Suna mı diye karıştırıyorum ben. Tuna diye biliyorum. O bir anısını anlatmıştı. İstanbul'da gençken yaşına gidiyor. Necip Fazıl Küre'nin önünde böyle bir devasa kitap önünde. Rasim Hoca diyor ki, hocam diyor, ben diye birkaç kitap okumuştum. Yok pardon, orada bir şeyler konuşmaya çalışıyor. O da diyor ki Tuna, Rasim Tuna, evet bak Nur yazmış. Rasim Tuna, hocam diyor, o Rasim Tuna Hoca da diyor ki, şey diyor, Necip Fazıl Küçükkırık, pardon. Rasim Tuna orada bir şeyler söylüyor yazarların arasında. Necip Fazıl Küçükkırık da kalktı diyor. Diye demiş ki, bu genç arkadaş kaç kitap okudu da böyle konuşmaya cüret ediyor? Necip Fazıl gibi bir adam onu söylüyor. Ama bunu bana Rasim Hoca anlatmıştı, biliyor musun? Ya bu şöyle bir şey var. Ben anılar biriktiririm. Başkasının anılarını da söylerim. Kendi anılarımı da söylerim. Mesela bak bu Biri arkadaş şey yazmış, anıların hepsini anlatmayın, diğer programa da kalsın yazmış. Gerçekten. ya çok anılar var, çok efendim. Başka programlar da yapalım yani. Bu sırf bu anılarınızı anlatmak Tabii için. tabii tabii. Çünkü Tabii gerçekten tabii merak tabii. ediyorum. Tabii. Tabii tabii. Ne zaman istersin? Beni de şu an Ne toplantıya zaman istersin? bekliyorlar. Okey. Çok selam söyleyen herkese tanıdık. Selam söyleyeceğim. Toplantıda Enes de gelecek. Enes'e de çok selam. O da gelecek. Burada katılan yayında arkadaşlar da gelecek. İzlediler zaten sizi. He tamam Çok tamam. teşekkür ediyoruz. Az önce ekibim adına da mesaj geldi sizin için. Çok teşekkür ettiler yayını kabul ettiğiniz için. Ne demek ne demek ve her zaman. Haberleşelim o Ben zaman teşekkür Hakkı ederim. Bey. Haberleşelim. Peki, Çok peki, peki. görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. Siz de iyi bakın. Sanatla kalın, Sana. sanatla, tiyatroyla. Siz de kalın sanatla, Görüşmek müzikle. üzere. Ali hocam geldi, Ali hocam. Ali Gezgin hocam geldi. Ali hocam, seni de andım. Ali hocamı ben mahsus arkada izlemeye giderdim. Hatta ben şey yapardım. Abes kaçmasın. Ali hocam dedim, çok özür dilerim. Bilet almam gerekiyorsa alırım falan. Yok Hakkı'cığım, sen bu tiyatronun emekçisisin. Bak emekçisin yazdı. Hemen yazmış. Evet emekçisin yazmış. Ali hocamı ben mahsus sahne arkasına giderdim. Bak oyunculuk çok önemli. Oyunculukta şu bir gerçek ki önden izlemek ayrı, sahnede sahne koltuklarında izlemek ayrı, arkada izlemek ayrı. Ben mahsus hem önde izleme şansım oldu Ali hocamı, hem de arkada izlerdim. Ali hocama mahsus arkada izlerdim. Tekniklerine bakardım. Hareketlerine bakardım. Ne kapabilirim? Çene yapısına bakardım. Ali hocamın çenesi yapısı çok kuvvetli. Antakya'da bir rekordur. 2,5 saat 2,5 saat performanslı bir hocamdır kendisi. Bu rekor kendisindedir. Onu da buradan almış olduk. Ben takdir ederim. Evet, anmış olduk. Herkese buradan çok teşekkür Ben de ederim. çok Mücahit'in teşekkür ederim. Kala Hakkı hocam, sizinle yani hayranınızım. Estağfurullah. Bu Mücahit'in hocam da futbolcudur. Çok iyi futbol oynar. Ben de onun hayranıyım. Bak mütevazili görüyor Çok musun? güzel. Ego yok. Gerçekten çok Mütevazili. güzel. Teşekkür ediyorum. Evet. Osman Kutlu anlatılmış. Osman arkadaş kardeşimiz. Osman kardeşimize katılmış. Peki. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Hakkı Bey, sanatla kalın.